Herkese merhaba. Bu videomuzda orijinal el değmemiş Windows 10 işletim sistemini Microsoft'un kendi resmi sitesinden nasıl indireceğinizi anlatacağım. Öncelikle yapacağımız işlemler oldukça basit. Hemen herkes göstereceğim şekilde yaptığında doğrudan Windows 10 işletim sistemini bilgisayarına indirebilecek. Bundan önce birkaç konuda bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere Windows 10'un sürümleri bulunuyor. İşte Home, Pro, Enterprise, Education şeklinde. İndireceğiniz bu işletim sistemi, yani Windows 10 işletim sisteminde Home Single Language, Education, Pro, Pro Education, Pro for Workstation şeklinde inecek. Yani bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. En full sürümü bireysel kullanıcılar için Pro, en düşük sürüm ise Home olduğunu hatırlatalım. İkincisi, Windows 10'un versiyonları bulunuyor. Yani 29 Temmuz 2015'ten itibaren 1507 versiyon adıyla ilk olarak çıktı. Şu anda en son sürümü 1909 sürümü. Bu Kasım 2019 güncellemesiyle geldi. Benim şu anda kullandığım sürüm ise 1903 sürümü. Yani Mayıs 2019 güncellemesiyle gelen. Gösterdiğim yöntemde ne zaman yaparsanız yapın fark etmiyor. En son sürümü indirmiş olacaksınız. Şu anda en son sürüm 1909 sürümü. Bunu indirmiş olacaksınız. Eğer bunun dışında başka bir sürüm gelirse, yani güncellenen başka bir sürüm gelirse, bu sürümü indirmiş olacaksınız. Şimdi bir diğer konu, siz şu anda hali hazırda kullandığınız işletim sistemini öğrenmek için başlat simgesinin üzerine gelip sağ tıklayıp buradan çalıştır dediğinizde ve açılan küçük pencereye WinRAR yazıp tamam dediğinizde karşınıza kullandığınız Windows 10 işletim sisteminin sürüm numarası gelecektir. Benim dediğim gibi Mayıs 2019 güncellemesini kullanıyorum. Yani 1903 sürümünü kullanıyorum. Gösterdiğim yöntemde indirdiğinizde 1909 sürümü, yani şu anda en güncel olan Kasım 2019 güncellemesini, yani daha doğrusu sürümünü indireceksiniz. Şimdi hazırsak başlayalım. Öncelikle Google'ı açın. Buraya Windows 10 indir yazalım. Ve Enter yapalım. Gelen pencerede ilk olarak Microsoft'un kendi resmi sitesi yer alıyor. Yani www.microsoft.com. Burayı klikleyeceğiz. Yani Windows 10 disk görüntüsü yazan yeri klikliyoruz. Karşımıza böyle bir pencere gelecek. Böyle bir pencere geldiğinde klavyeden F12 tuşuna basıyoruz. F12 tuşuna bastığımız zaman hemen sağda bir panel açılacak. Burada tablet, cep telefonu, tablet, yani taşınabilir cihaz simgesi olan yere klikliyoruz. Aktif hale geldiğinde maviyle yanacaktır burası. Ardından F5'e veya doğrudan URL'yi seçip Enter yapıyoruz. Yani sayfayı yeniliyoruz. Buradan eğer ekran küçük geldiyse, ben büyük olması açısından iPad Pro'yu seçtim. Bunu seçebilirsiniz. Şimdi sürüm seçiyoruz. Hemen burada sürüm seçin yazan yere gelip sürümü seçeceğiz. Neyi indirecektik? Windows 10 Kasım güncellemesi. Bunu klikliyoruz. Hemen altındaki kısmı. Ve onayla diyoruz. Bu işlemler bazen uzun sürebiliyor. Özellikle akşamları, onu belirteyim. Akşamları bu bekleme kısmı uzun sürebilir. Hatırlatayım. Ardından ürün dilini seçiyoruz. Buradan Türkçeyi seçtik. Çünkü indireceğimiz Windows 10 işletim sisteminin Türkçe olmasını istiyoruz. Ve onayla diyoruz. Evet, geldi karşımıza. Windows 10 Türkçe 64 bit mi indirmek istiyorsunuz? 32 bit mi? Sıklıkla daha çok artık günümüzde 64 bit kullanılıyor. 32 bit artık neredeyse tarihe karışacak. O yüzden 64 bit indir diyoruz. Ve bu şekilde bilgisayarımıza iniyor. Hemen sol altta gördüğünüz üzere 4,7 GB olduğunu belirtiyor ve tabii bağlantı hızınıza göre benim şu anda 30 dakikada yanılmıyorsam bilgisayarıma inmiş olacak. Bilgisayarınıza indikten sonra bunu USB belleğe veya bir DVD'ye yazdırıyorsunuz. Ardından bilgisayarınıza dilerseniz format atabiliyorsunuz. Bu önce bahsettiğim üzere daha önce tamamen orijinal, yani eğer kullanmaya devam etmek isterseniz herhangi bir şey yapmadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bazı özellikleri, yani etkinleştirme yapmadığınız için, yani fullemediğiniz için bazı özellikleri kısıtlı halde kullanacaksınız. Eğer
etkinleştirirseniz tamamen normal şu anda kullandığım gibi kullanmaya devam edeceksiniz. Herhangi bir problem olmayacaktır. Şu şekilde kullandım. Evet, herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.